Dikiş yaparken tansiyon ayarını başta kontrol etmek en temel kurallardan bir tanesi olmalı sizin için. Çünkü tansiyondan gelen ip ne kadar sağlıklı gelirse dikişiniz o kadar sağlıklı olur. Eğer makinanız alt kısımda ip topluyorsa birinci işleminiz makinanızın tansiyon ayarını kontrol etmek olmalı. Çünkü buradaki ayar gevşek gelirse ya da ipinizi değiştirdiniz, ipinizin inceliği ve kalınlığı her ip birbirine uymaz, farklılık gösterebilir. Bu yüzden bile en ufak değişiklikle dikişte altta toplamalar meydana gelebilir. Mesela şu an ben tansiyonumun ayarını açıyorum. Olması gerektiğinden biraz daha fazla bıraktım. Şimdi dikişimi göstereceğim nasıl olduğunu. Bakıldığı zaman hata yokmuş gibi neredeyse diyebiliriz ki dikkatli bakılırsa orada da görünüyor. Ama arkayı çevirdiğim zaman ipin nasıl topladığını görüyorsunuz. Bu şekilde. Eğer tansiyonum olması gereken sıkılıkta olsaydı şu şekilde tansiyonumu sıktıktan sonra kontrolümü yapıyorum. Ne kadar sıkı ya da gevşek geldiğini hesaplamaya çalışıyorum elimle. Olması gerektiği gibi olsaydı dikiş nasıl olacaktı? Şimdi ona bakalım. Ben artık makinenin sesinden bile anlayabiliyorum düzgün dikmediğini. Çeviriyorum. Ne kadar kaliteli bir dikiş elde ettiğimi görüyorsunuz. Tek yaptığım sadece tansiyon ayarını olması gerektiği sıkılığa getirmek oldu. Bir de şöyle bir problem olabilir. Tansiyon ayarınızı yaptınız, çok eminsiniz düzgün olduğunda. Fakat hala ip topladığını düşünüyorsunuz. O zaman tansiyonunuzun şuradaki yay sistemini tamamen söküp iç kısmını temizlemeniz gerekiyor. Çünkü sürekli tansiyonun İki plakasının arasından ip geçtiği için dolayısıyla tozlanmalar oluyor ve bunlar burada sıkışarak birikiyor. Bu da tansiyon ayarının normalden daha farklı olmasına sebep oluyor. Yani orada bir genişlik meydana getiriyor ve daha rahat geçmesini sağlıyor. Bu da gevşek gelmesine sebep oluyor. Bu yüzden altta toplamalar da oluyor. Bir de şöyle bir problem yaşayanlar var. Sürekli ne dikersen dikeyim ip kırılıyor. Normalde bizim tabirimizde çıtlıyor demek. Yani ip sürekli kopar. Diktikten sonra işiniz en ufak bir esnemede kopmalar yaşarsınız. Onun da sebebi tansiyon ayarının olması gerektiğinden daha sıkı olması. Şimdi ben olması gerektiğinden biraz daha fazla sıktım ve dikişimi yapacağım. Burada dikişim elime o kadar gergin geliyor ki tuttuğum zaman aşırı derecede gergin. Bunun da sebebi dediğim gibi tansiyon ayarının çok çok fazla sıkılmış olması. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.